Merhaba, İmves Taze Yatırım Menkul Değerlerden ben Eren Tepekiran. Dün veri akışına baktığımız zaman yoğun bir gün geçirmedik. Daha çok teknik fiyatlama şu anda hakim olarak piyasada görülüyor. 1.12 seviyesi belirtmiş olduğumuz seviyesinin altında şu anda. Yani düzeltme yapıp aşağı yönlü hareketler gerçekleşebilir satış yönlü. Düzeltme yapıp aşağı yönlü yine gerçekleşebilir. Burada 1.12'nin aşağısında 1.11.60'lar, 1.11.40, 1.11.20'ler destek olarak çalışabilecek olan önemli seviyelerdir. Hareketli ortalamaları zaten aşağı yönlü şu anda trendin daha çok satıcılı yönünde ilerlemesiyle şu anda görülüyor. 1.12'nin üzerine atmasıyla birlikte 1.12.40, 1.12.80 seviyeleri yine takip edilebilir. Şurada momentum kaybı zaten görülüyor. Bir yükseliş yönünde hareketler olmuştu. Burada Fed baskısı şu anda daha çok hakim olarak görülüyor. Bilanço sürpriziyle birlikte doların küresel bazda değerlenmesiyle paritede de aşağı yönlü şu anda satışlar takip ediliyor. Yurt içine döndüğümüz zaman dolar TL'de düşüş trendi devam etmekte yine. Özellikle 3.52 seviyeleri şu anda takip ediliyor. 3.52 direncinde görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 3.50 seviyesi, kırılması ile birlikte 3.48-60 seviyeleri yine destek olarak takip edilebilecek seviyelerdir. Yükseliş yönlü hareketlerde ise 1.52 üzerinde kalmasıyla birlikte 2 kapanış ya da 3 kapanış riske göre burada 3.52-70, 3.53-60 seviyeleri takip edilebilir. Trend oluşturabilme ihtimali var 3.52 üzerinde kalıp kalıcılık sağlamasıyla birlikte diyebiliriz. Altın tarafına geçtiğimiz zaman altında FED etkisi burada da görülüyor. ABD oyunluklarında çok fazla yukarı yönlü hareketlik olmasa da küresel bazda belirsizliklerin ortadan kalkması, Fransa seçimleri olsun, İngiltere olsun, İngiltere'deki gelişen Brexit şu anda daha çok konuşuluyor ama en azından orada da belirsizlik şu anda kalkmış durumda. Katar haberleri şu anda normale dönmüş durumda. Trump belirsizliği yok, herhangi bir haber akışı yok Trump'la ilgili de. O yüzden de altın FED etkisine girerek daha çok satış yönlü baskı hakim olarak görülüyor. 1.250 seviyesinin altında şu anda fiyatlandığı takip ediliyor. 1.245-1.241'ler burada destek olarak çalışabilecek olan seviyeler. Yukarıda ise 1.250 seviyesinin üzerine atmasıyla birlikte 1.255 ardından da 1.262 seviyeleri direnç olarak çalışabilir. Yine hareketli ortalamaları aşağı yönlü şu anda fiyatlamayı göstermekte. İnvestaz yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.